for you. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece. Gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece. Gündüz gece. Kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Gidenleri hep görüyorum, gidiyorum gündüz gece. Thank you.
Ya halayı gâhi güle yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece bilmiyorum ne haldeyim gidiyorum gündüz gece. Değerli izleyicileri, bir diğer ifadeyle Akdeniz'in sıcak, Akdeniz Türk'ün pardon sıcak, sımsıcak insanları. İnsanı insana, insanla insanda, insanca anlatan Mertçe Söyleşi programı başladı efendim. Efendim her zaman söylediğim gibi insan demek hiçbir değerin kendisiyle ifade edilemeyeceği bir yüceliktir. Bütün insanlar insan olmanın gerektirdiği bir sorumluluk altındadırlar. Bizim bugün Adanalı pırıl pırıl bir güzel insanla bir unutulmayan, eskimeyen dostla birlikte olmamızın tek ama tek sebebi var. O da insan ve insanlar olarak sorumluluğumuzun sorularını birbirimize sormak ve sordurmak, bu soru ve sorunlara hep birlikte harmanlama cevaplar aramak için Mertçe Söyleşi programındayız efendim. Ne dedik? Aşık Veysel'den gidiyorum gündüz geceyle başladık. Ekmel Ali Okur'a hoş geldin demeden önce Aşık Veysel'i ve biz bu karizmatik değerlerimizi neden öldükten sonra anıyoruz? Neden öldükten sonra bunlar klasikleşiyor, devleşiyor? Yaşarken neden kıymetlerini bilmiyoruz? İşte oradan başlayacağım, sonra hoş geldiniz diyeceğim. Hoş geldin demeden önce evet neden? Bu aslında bir bizim ülkemizde değil, hemen bütün dünyada olan bir şey. İnsanlar herhalde yeteri kadar insan sevgisini, dostluğu, emeği yeteri ve gereği gibi özümleyemediklerinden, takdir edemediklerinden dolayı böyle bir açmazla büyük sanatçılar yaşıyorlar. Büyük bilim adamları, sanatçılar, evet. Bilgeler öldükten sonra maalesef daha çok değer görüyor. Hatta bu öyle bir şey ki insanın yaşarken dostları, annesi, babası, yakınları bile öldükten sonra anlaşılıyor. Bu insanın işte bir aymazlığı diyelim. İşte bu tür şeylerle insanlar tekrar tekrar uyarılmalı, ayıktırılmalı, farkı fark etmeli. Yaşarken güzelliklerin ayırdına varmalı. Yaşlandıktan sonra değil. Yani şöyle diyelim, çocuk çocukken çocukluğunu duyumsayabilmeli. Buna yardımcı olmalıyız. Evet. Genç, gençken gençliğini duyumsayabilmeli. Buna yardımcı olmalıyız. Olgun, olgunluk yaşlarında, yaşlılarda, yaşlılıklarında o tecrübelerinin, güzelliklerinin farkına vardırılmalı. Onlar da başkalarını uyarmalı. Hep bu bir yansımadır. Torunum orada. Evet. Biz şimdi onun kadri kıymetini biliyoruz. Sen ne kadar önemlisin. Sürekli o mesajları gönderiyoruz. Kesinlikle. Öylece bir özgüven duygusu, bu dünyada var olmanın güzelliğini şimdi ona yaşatıyoruz. Bütün evrelerde inşallah yaşatırız. Yaşatılır. Aşık Veysel de çok güzel bir insan. Gerçekten bütün Türkiye'de ve dünyada örnek alınacak bir insan. Aşık Veysel denildiği zaman benim aklıma en çok aşk gelir. O ama biliyoruz. Engel burada önemli değil o zaman Ali Bey. Engel. Engelleri evet. Yıkmış adam değil mi? Evet, gözleri görmüyor. Evet. Evlenmiş bu adam. Olacak bu ya, eşi bir başkasını seviyor. Ve bundan bunu fark ediyor. O gece kaçacaklar.
Aşık Veysel üzerindeki paranın hepsini ayakkabısının içine koyuyor. Evet. Ola ki gittiği yerde buna ihtiyaç duyabilirler diye. Evet. İşte aşk, o da eşini çok seviyor. Aşk derecesinde seviyor. İşte aşk böyledir. Kendini adayabilme, fedakarlık, sevgi, fedakarlık üzerine kurulan bir şeydir. Sevdiğinin daha mutlu olabilmesi için hem onun önünü engellemiyor, hem de gittiği yerde paraya ihtiyaç duyabilir diyerek ayakkabısının içine cebindeki bütün paralarını koyuyor ve o ayakkabısını giyip kaçtıktan sonra farkına varıyor. Böyle bir güzel adam. Bu güzel adamın bu güzellikleri bir bu değil tabii. Bütün tabii, bir hayatı böyle. Karacaoğlanımız evet. Bizim öyle. Evet. Kerem öyle. Yani evet. Bir sürü simge. Yunus evet. Öyle. Büyük adam zaten öyle. Büyük adam diyoruz. Büyük evet. Adam nasıl büyük olur? Değil mi? Büyük adam. Büyük adamı büyük yapan şey tutum ve davranışlarıdır. Kesinlikle. Yapıp ettiği iyilikler, güzellikler, paylaşımlarıdır onu büyüten, sevdiren, saydıran şeyler. Aşık Veysel de böyle güzel bir insan. Teşekkür ederim Ekmel Ali. Evet, Ekmel Ali okur. Benim ifademle, bilgisiyle, birikimiyle, birinciyle, ferasetiyle, basiretiyle, şuuruyla, yazmış olduğu eserleriyle gerçekten gönüllere yürüyen, hatta gönüllerde taht kuran bir insan. Ama başta da dediğim gibi, öyle aşık olmuşum ki ben sana, ta yanı başımda hasretim sana. Ama toplum onu yaşarken ne derece algılayabiliyor, anlayabiliyor. Biz hep böyle öldükten sonra kıymetlerini biliyoruz. Ama Allah'a şükür ki onun kıymetini bilen bir dostu, arkadaşı var. Gerçekten başımızın üstünde yeri var Ekmel Ali Okur'un, ailemizin de bizim de yanında. Bunun altını çizerek hemen kendinden kopya çekerek diyorum ki, Ali Bey diyorsun ki sevgi sınırlara saygılı olmaktır. Evet. Ne demek istiyorsun Facebook sayfanda, hı-hı, ya da hayran sayfanda? Evet. Ne demek sınırlara saygılı olmak? Buyurun birkaç cümle. Evet. Şimdi Yunus Emre'nin meşhur bir şiiri vardır. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin, bu nice okumaktır diyor. Evet. Demek ki ilimden kasıt, maksat kişinin kendini tanıması. Kendini keşfetmesi, kendi içindeki olumlu ya da olumsuz her bir duygunun, her bir özelliğini bilmesi. İnsan kendini tanıdığı zaman, evet, kendini keşfettiği zaman bir başkasının da tanır, onun sınırlarını, haklarını, hukukunu görür, gözetir. Sevgi, kendini seven insan, kendine değer veren insandır. Kendine değer veren insan da kendini değerli hale getirmek için elinden geleni yapar. Şimdi kendine değer veren bir insan bir başkasına değersizlik yapmaya tenezzül etmez. Evet. Kendine saygı duyan bir insan bir başkasına da saygı duyar. Böylece ben, sen, o olacaktır. Ben, sen, o bizi oluşturacaktır. Biz olacağız. Bu bütün bir yeryüzünde böyle olacak. Ama kendi sınırlarını bilmeyen insan, başkalarının sınırlarını zaten bilemez. Bütün dünyada, yeryüzü, insanlık tarihinde tüm bilgelerin ve Tanrı elçilerinin insanları çağırdığı biricik şey kendini bilmektir. Evet, ve kendin olmaktır. Kendin olmaktır, kendini bilmektir, kendini keşfetmektir. Kendi özünün farkına varan insanlar kendindeki eksiklikleri, zaafları gidermek için çaba sarf eder. Yani insan kendi kendinin aynası olmalı önce. Peki mini bir parantez ya da haşiye diyelim. Said Nursi'nin ifadesiyle pek hoşuna gitmez ama. Şimdi insan
hakikaten kendini keşfettiği zaman, kendi olduğu zaman, bağımsız bir kimlik olduğu zaman, krallarına eyvallah etmediği zaman hakikaten bir kendine güven gelir. Sadece Allah'tan korkar. Peki böyle soylu bir duruş varken insanlar neden râi olur? Yani muti olur. Bir insanın elinde böyle sabun gibi kayar, seyirciye, sahneye, konuya, konuma göre konuşlanır. Bunların etkisinde kalır, sürü psikolojisine girer. Neden, neden, neden? Merak etmişim direkt. Şimdi eğitim bilimcileri, bilgi insanlar hepsinin ortak bir görüşü vardır. İstisna, o istisna hariç, özürlü doğması hariç. Evet. Onun dışında genelde bütün çocuklar dahi olarak dünyaya gelir derler. Evet. Tanrı bu konuda herkese karşı adil ve eşit. Evet. Evet. Eşittir. Bütün çocuklar dahi olarak dünyaya gelir. O avucuna doğmuş olduğu aile, çevre o çocuğun ya dahi olmasına yardımcı olur, sürdürür veya o çocuğa karşı savaş açarlar bilmeden, farkında olmadan aptallaştırmaya çalışırlar. Evet. Hep şunu söyler eğitim bilimciler. Derler ki biz birine ne söylersek öyle olma ihtimalini artırırız. Aynen katılıyorum, evet. Sen bu işi yapabilirsin, başarabilirsin, iyisin. Bunların üstesinden gelebilirsin dersek onun başarma ihtimalini, onun o işi kotarma ihtimalini arttırmış oluruz, çoğaltmış oluruz. Ama bir çocuğa sen bu işi yapamazsın, başaramazsın, sen aptalsın dersek onun aptal olma ihtimalini artırmış oluruz. Buna bilim adamları, psikologlar, pedagoglar kendini doğrulayan kehanet diyorlar. Evet. Kendini doğrulayan kehanet. Kime ne dersek öyle olma ihtimalini artırırız. Diyelim ki siz bu yaşta herkes size diyor bu işi başaramıyorsun. Sen sonuçluluktan nasıl oluyor da oraya çıkıyorsun diye defalarca söylense artık kendinden kuşku duymaya başlarsın. Başlarsın, doğru. Ama çevrendeki insanlar gerçekten çok güzel yapıyorsun. Konuşmacılarını ateşliyorsun. Onları motive ediyorsun. Onlara coşku duyuruyorsun. Ve konuşma ihtiyacını artırıyorsun dersler. Tabii ki o olma ihtimalini artırmış oluyorsun. Artırmış oluruz. Demek ki özetlersek biz hayata dahi olarak doğan çocuklara ne dersek o olma ihtimalini arttırıyorsak, yani olumlu şeyler söylersek olumlu olarak, olumsuz şeyler söylersek olumsuz olarak arttırmış oluyoruz. İşte dünyadaki de insanların başarısız olmalarının, aptallaştırılmalarının, güdümlü hale getirilmelerinin altında yatan neden budur. Her insanın doğasında doğduğu zaman hayata merak etme, sevme, sevilme, saygı görme, sahip olma duygularından bir tanesi de kendini gösterme duygusudur. Her insan kendini gösterme duygusu içinde hayata doğar. Eğer böyle olmamış olsaydı ne bilim adamları bir bilim ortaya koyarlardı, bir keşif, ne bilgeler, filozofik eserler ortaya koyarlardı, ne de sanatçılar sanat eserler ortaya koyarlardı. Her sanatçı ben varım, beni fark edin anlamında sanat üretiyorlar, bilim üretiyorlar. Evet. İşte bu sen varsın ve değerlisin mesajı verilen insanlar özgüven duygusu içinde kendi özünün farkına varıp özgür oluyor ve bir başkasına bağımlı olma ihtiyacı duymuyor. Duymuyor. Diyelim orada nokta diyelim. Bir cümle daha söyleyelim. Buyurun. Duymuyor. Ama
yeteri ve gereği gibi o insana sen önemlisin, sen varsın, sen biriciksin anlamında mesajlar verilmemişse o bir yere ait olma duygusuyla gidiyor herhangi bir gruba, kliğe, şuna buna kayıt teslim oluyor. Orada ona bir değer veriliyor. Sen müritsin deniyor. O bile onun için çok önemli bir şey oluyor. Evet. Tamam anladım. Orada da evet. Değer verildiği için o zaman evet. O zaman Ekmel Ali Bey'in anlattıklarından şunu anlıyorum. Bir, her insan kıymetlidir. Kitabi ifadeyle eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en başatıdır. İki, doğmuş olduğu toplum onu ya aptal yerine koyar ya adam yerine koyarsa ona göre kendini şekillendirir. Kur'an tıpkı bunu ifade ediyor zaten. Estağfirullah. Vallahu ahrecekum min butun ummahatukum la talemune şey'en. Cenab-ı Hak diyor ki bütün insanlar anasının karnından hiçbir şey bilmeden dünyaya gelir. Ona gözler, basiret, görücü özellik, kulaklar, duyucu özellik ve terazi, kalp verilir. Bunları sağlıklı olarak çalıştıran, doğasına uygun çalıştıran her insana maddi manevi bütün makamların, mekanların kapısı sonuna kadar açıktır diyor. Çok teşekkür ediyorum. Net anlaşıldı. Bu şekilde daha spesifik olursa cevaplar çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Yine diyorsun ki güzel yazılmış bir kitabı okumak huzur verici bir ibadete benzer. Evet. Açalım abi, çok önemli. Evet, her kitap bir mektuptur. Evet. Ben bir şeyleri okumuşum, düşünmüşüm, sancıya durmuşum, doğurmuşum. Evet. Bu çocuğumun, bu eserimin fark edilmesini istiyorum. Bunun için oturuyorum ve yazıyorum. Bu bir mektuptur. Okuyucuya bir mektuptur. Ben böyle bir güzelliğin farkına vardım. Hey bakın siz de farkına varın anlamında bir mesaj. Evet. Evet. Biraz önce dedik ki insan fark edilmek ister. Bu insanın doğuşunda getirmiş olduğu bir duygu. Küçük bir bebek. Biz ona bakıp gülümsediğimiz zaman o da bize gülümser. Biz ona kaşlarımızı çattığımız zaman o da kaşlarını çatar. Biz eğer korkarsak o da korkar ağlar. O yürümeye başladığı zaman yürürken düştüğünde hemen döner bakar. Kendine bakan var mı yok mu? Evet. Eğer bakan varsa kalkar ve yürümeye devam eder. Tekrar düşer, tekrar kalkmaya çalışır, kalkar. Ama hiç kimse bakmıyorsa basar çığlığı. Niye beni fark etmiyorsunuz? Niye izlemiyorsunuz diye. Aslında bizler işte o küçük çocuk hep içimizde vardır. Evet, her insanın içinde vardır. Her insanın içinde vardır o. Fark edilmek. Siz beni fark edin. Bak ne güzel fark etmişsin. Sayın Ekmel Ali Okur, ben değil, seni çok fark edenler var. Bütün dünyadan fark edenler var Ekmel Ali Okur'u. Biraz önce söylediğim gibi yanı başındakiler, çevresindekiler onu anlamasa, algılamasa da, içinde yaşadığı kentin çoğunluğu onu anlamasa da, ta New York'lardan, İngiltere'lerden, dünyanın her tarafından Ekmel Ali Okur ismi artık klasikleşmiştir. O bir fenomendir. Onunla aynı çağda yaşamaktan ve dahi arkadaş olmaktan ben gurur duyanlardan en önde geleniyim, iddia ediyorum. Öyle düşünüyorum. Herhalde belki o da öyle düşünüp düşünmediğini bilemem. Ben böyle düşünüyorum. Ekmel Ali Okur'u sevmemek için 10 neden diyor New York'tan bir dost. Ve şöyle başlamış. Özür diliyorum. Ekmel Ali Okur'u ilk kez bir kitap fuarında gördüm. Kitabının kahramanı Yüksel Mert vesilesiyle olan bu tanışma sonrasında bir dostluğa, bir yoldaşlığa büründü. Zira ikimiz de başkalarının kafamızın içine müdahale etmesine katlanamıyorduk. Özgürce düşünmek, özgürce yaşamak, özgürce sevmek istiyorduk. Onu ilk gördüğümde çok çözememiştim.
kendi halinde takılan, kitap fuarında binlerce kişinin ortasında oturup bir köşede düşünerek, kitap okuyarak mekandan ve insanların arasından sıyrılabilen birisiydi. En çok bu dikkatimi çekmişti. İlk önce fuarın içinde karmaşada olan bedenine inat, ruhunun, dünyanın ya da evrenin neresinde olduğunu hiç keşfedemedim. Bu belki de keşfedilmemesi gereken mahrem bir şeydir. O yüzden sormadım bile. Günler, aylar geçti, yıllar geçti. Biz beyin fırtınaları yaptık, konuştuk, yazdık ve düşünmekle yürünen bir yola koyulduk. Hala da devam ediyoruz. Bu yolumuzda neler var, neler yok. Nedir, ne değildir. Zaten onlara aşağıdaki maddeleri okuyunca anlayacaksınız. Ben Ekmel Ali Okur'a dair daha önceden yazdığım satırları paylaşayım önce. Ekmel Ali Okur soyadıyla yaşar. Kitaptan çiçeğe, yıldızdan geceye her şeyi okur. Yazar, dinler, söyler, en çok da sever. Sevgili dini bütün şunu kapat abi, zihnimi karıştırıyor. Kapat abi, kapat. Bu zaten meselenin sıcaklığı bana yetiyor. Erkek adam ağlamaz demez. Ağlayan adama erkek der. Kendini bilir, alemi bilir. Yaratanı bilir, yaratılanı bilir. Toroslar kadar hırçın, Çukurova kadar sakindir. Malcanın yongası demez, para hayatın çamuru der. Bir kere aldatmaktansa bin kere aldatılmaya razıdır. Kalemini kalbinin mürekkebiyle doldurur. Kelimelerini kuşlarla uçurur. Asya kıtasında yaşar. Asya torununu kucaklar. Yazdıklarını yaşar, yaşadıklarını yazar. Sürüde kalmaz, ayrılıp kurda meydan okur. Allah'ı Allah'ına kadar sever, peygamberi sever, putları sevmez. Kuşlarla konuşur, ağaçlarla dertleşir. Yıldızlara şarkı söyler, dik durur, eğilmez, bükülmez. Güzel şiir okur, güzel şarkı söyler. Yengeye güzel serenat eyler. Gideceği yönü bilir, tabelalara bakıp yön değiştirmez. Olabilir dünya dönebilir ama adam olan dönmez der. Çocukları sever, çiçekleri över. Taşa yapılan haksızlığı bile yerer. Laf olsun diye yazmaz, aşk olsun diye yazar. Dostluğu kelime anlamıyla değil, insan anlamıyla yaşar. Babasının aslan ailesi, çocuklarının süper babasıdır. Bilgiye açıktır, cahilliğe tok. Yanlışlığa yanlış der, doğrusuna daha doğrusunu bulana kadar doğrum der. Alın terli, gönlü harlı, sözü ballıdır. Sevdiklerini tek tel saçına, dünyanın malına tercih etmez. Yaşamının hakkını verir ama ölmeye, doğduğumuzu da bilir. Yağmurlarda ıslanır, toprağa bulanır, güneşte kurulanır. Adamlık icazetini nüfus cüzdanından değil, kalbinden alır. Evet, buradaki bazı ifadeleri anlamak için Ekmel Ali Okur'u daha yakından tanımak gerekir ama meramımız anlaşılmıştır herhalde. Bence ilk fırsatta kitaplarından birisini okuyun, Facebook sayfasını ziyaret edin, sözlerine bakın. Bu adam ne diyor, ne söylüyor diye kulak verin. Öyle her dediğine katılmak, hepsini kabul etmek zorunda da değilsiniz. Zaten o da bunu istemez. Her zaman her şekilde özgürlüktür onun istediği yegane şey. Özgürce okuyup, özgürce düşünüp, özgürce yaşamaktır. Bu yolda resimlerde de görüleceği üzere saçlarını ağartmıştır. Gelelim Ekmel Ali Okur'u sevmemek için 10 nedene. Bakalım bunlar nelermiş. Devam edeceğim. Ali Okur'u sevmemek için 10 neden yazmış sevgili New York'taki arkadaşımız. Ona devam edeceğim. Hemen Ekmel Ali Okur'a dönelim. Bir insanın ta uzak diyardaki bir insan tarafından okuyup okunup anlaşılması, bu kadar övülmesi beni kıskandırıyor. Evet. Ne diyorsun? Evet, bu arkadaş ikimizin de senin vesilenle tanıştığımız bir yayın evi sahibi. Yayın evi sahibi olmaktan daha çok o bir şair. Evet. Şiirin o kadar çok tanımı var ki, ama benim en çok hoşuma giden tanım şiirin. Evet. Şiir, güzelliğin nefes alışıdır. Güzelliğin nefes alışına şiir denir. Evet. Muhteşem. İşte o sürekli güzelle nefes aldıran birisi. Evet. Evet.
yürüyen bir şiir. Evet. Abartıyor muyum? Hayır. Sen çok iyi tanıyorsun. Evet. Yürüyüşü, duruşu. O hüzün dolu bir duruşu var orada. Evet. İşte onun o yürüyüşü, duruşu, tutumu, davranışı, arkadaş ilişkileri baştan sona şiir. Öyle bir arkadaşımız o. O zaman selam olsun diyelim. Çünkü sen övgüler karşısında ben senin kimliğini, kişiliğini, duruşunu biliyorum. Merak ediyor Ayşe teyzeler, Fatma teyzeler, Ali amcalar. Kısa anekdotlar halinde kimdir Ekmel Ali Okur? Ekmel Ali Okur sürekli hayata doğduğundan bu yana, kendini bildiğinden bu yana sürekli arayan bir çocuk. Evet. Aradığını yeniden arayıp bulduğunu tekrar arayan birisi. Hatada ısrar etmeyen birisi. Bulduğu anda hemen kolayca dönüveren birisi. Hataya çakılıp kalmayan birisi. Ekmel Ali Okur, çiçeğin soluşundan, yaprağın düşüşünden, serçenin öksürüşünden duygulanıp ağlayacak kadar hassas bir insan. Kendisi için hiç kavga etmeyen ama başkaları için çok dayak yemiş birisi. Evet. Ekmel Ali Okur her türlü yoksunluğu bilen ama bununla birlikte dünyadaki en güzel insanları tanımak için kendine verilen harçlıkları kitaba yatıran birisi. Evet, çok enteresan. Çocukluğunda en çok uğradığı yer çöplükler olan birisi. Çünkü çöplüklerde yazılı kağıtlar buluyor. Evet. Kitap formaları buluyor. Bir tarafı yanmış kitaplar buluyor. O kitapları toplayıp, kucaklayıp, kaldırabildiği kadar eve getirip okuyan birisi. Yani ilk kütüphanesi kitaplı çöplükler olan bir çocuk. Evet. Ekmel Ali Okur dünyadaki en güzel düşünen filozoflarla her zaman birlikte olmaya, bilim adamlarıyla birlikte olmaya, sanatçılarla birlikte olmaya çalışan, bunun için her gün ortalama 100 sayfa okuyan birisi. Evet, muhteşem. En son okuduğun kitabı merak etmiyorum ama Abdullah'ın şu mesajını merak ettim. Direkt beni hedef alıyor. Mert misin, dert misin? Her neysen TVM'de sadece bağırıp çağırıyorsun. Biraz kadınlara, diğer konuşmacılara saygın olsun. Şurada bir saygıda kusur ediyor muyum? Yok. Yok. Çok etmiyorum güzel. Allah'a şükür. Sen şimdi TVM'deki beni mi eleştiriyorsun? Buradaki beni mi anlayamadım? Sorum Ali Okur'a. İnsan 20 yılda bu kadar değişir ancak. Ahiret var ahiret. Nerede eski Ali Okur? Demiş Abdullah diye soyadı olmayan bir kardeşimiz. Buyurun. Evet. Şimdi Türkiye'deki insanların büyük bir çoğunluğunun ortak düşünce kaynağı Kur'an. Evet. Kur'an'da müminin özellikleri söz konusu edilirken aklımıza gelen ayetleri söyleyelim. Evet. Furkan suresinde, müminin suresinde var bunlar. Evet. Müminler sürekli doğruyu arayanlardır. Aynen, evet. Demek ki mümin için doğruyu bulmak yok. Buldum, tamam. Yok öyle bir yok şey. Yok öyle bir şey. 30 yok. Yaşında ben hepsini hallettim, öyle bir şey yok. Yok. 40 yaşında da 100 yaşında da arayış devam edecek. Arayışı devam ettirenler müminlerdir diyor Kur'an. Durdurmayan, dondurmayan, sürekli devinmedir mümin olmak. İçinde sürekli devrim ateşini harlı tutmanın adıdır mümin olmak. Evet. Başka bir ayette, aynı surede diyor ki, o müminlerdir ki hatada ısrar etmezler. Aynen öyle, evet. Hatada ısrar etmezler. Dünyadaki bütün insanlar bir araya gelse, bir mümin kendisinin doğru gördüğü bir şeye doğru der
ve o doğruyu sahiplenir. Onun ardından gider. Sayısal sayılara bakmaz mümin. Evet. Tıpkı Galileo gibidir. Galileo gibidir. O dünya dönüyor dedi. Bütün dünyadaki insanlar dönmüyor dediler ve onu ateşe atıp yakmak istediler. Ama o yargılandıktan sonra biz ne dersek diyelim o dönmeye devam ediyor diyerek düşüncesinden vazgeçmeyendir. Kendi düşüncesinden. Alanya'ya bir selam gönderebilir miyim? Alanya. Tamam. Alanya Mehmet Ortakaya. Çok teşekkür ederim. Mesajını aldım. Bizi izliyormuşsun. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm Alanya'ya sevgilerimizi gönderiyoruz. Hatırladın mı Mehmet Ortakaya? Tabii ki hatırladım. Evet, buyurun kusura bakmayın. Evet, bizden de selamlar. Aleyküm selam. Şimdi demek ki bunu çoğaltabiliriz müminin özelliklerini ama bizim için lazım olan bu kadarlı yeterli. Çünkü başka konulara da geçeceğiz belki. Mümin sürekli doğruyu arayandır. Sürekli hatada ısrar etmeyendir. Ben sürekli doğru, hayatım boyunca hep doğruları aradım. 7'sinde neysem, 17'sinde de, 37'sinde de, 47'sinde de, 57'sinde de aynı kişi kaldık. Allah ömür verirse 107'sinde de öyle olacağız. İnşallah. Evet. Rabbim uzun ömür versin. Evet. Abdullah'cığım mesajı... Dışarıdan bakanlar için biz hep zikzak yapan birisiymiş gibi görünebiliriz. Ama evet. Değişmek esastır, değiştirmek esastır. Ben de bunları önemsiyorum. Evet. Kesinlikle evet. Bir yerde çakılıp kalmak münafıkların ve mürailerin işidir. Evet. Ama değişmek adamların, devrimcilerin işidir. Evet. Ben Yunus, değişirim abi. Yunus Emre ne diyor? Biz her gün doğarız. Biz her gün yeniden doğarız. Bizden kim usanası diyor. Evet, insan sürekli kendini yeniden yenilemeli, yaratmalı, çoğalmalı. Evet, zaten... Eyüp Yıldız evet. Diyor ki cimriler aşık olmaz. Değil bence. Herhalde kitabı okuyalı bayağı zaman olmuş. Cimriler yalnız yaşar. Çünkü Ekmel Ali Okur'un ben hem danışmanıyım hem asistanıyım. Sevgili hemşerim, Eyüp Yıldız bir dağ çocuğudur ve bir mühendistir. Evet. Cimriler aşık olmaz demişti Ekmel Ali Okur. Çok doğru söz demiş. Öyle de mi dedin sen bilmiyorum ama ben cimriler yalnız yaşar olarak biliyorum. Evet. Cimriler aşık olmaz dedin mi? Tabii ki. Ha, özür dilerim. Doğru o zaman Eyüp. Aşk tamam. Terapisi adlı kitaptan sanırım arkadaşımız okumuş olmalı. Orada sanırım söylemişizdir bunu. Yani aşk adamı olabilmek için hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor? Aşka hazır olmak için nelere hazır olmak gerekiyor? Bununla ilgili belki orada söylemişizdir bunu. Evet, başka yerlerde söylemişizdir. Şimdi Ali Bey. Cimriler aşkı yaşayamazlar. Aşkı yaşayamayan insan hayatı yaşayamaz. Keşfedemez. Çünkü aşk bizi var eden gücün insanlara en büyük armağanıdır. Aşkı tatmamış insanları hiç önemli bir yere getirmemek lazım. Çünkü onlar kendini keşfetmemiş. Aşk fedakarlık üzerine kurulu bir şeydir. Fedakarlık edemeyen fedai olamaz. Fedai olamayanlar da yurtsever olamaz. Özgürlükçü olamaz. Evet. Yürekli olamaz. Evet, eşine sahiplenemez. Çocuklarının babası olamaz. Yeteri ve gereği gibi. İşte baba olur onlar. İşte anne olurlar. Evet Ali abi şimdi çok önemli Yüksel Bey iki güzel insan olarak sizi ve dostluğunuzu örnek alıyoruz. Selamlar Kocaeli'nden Ali Bey'in Beni Yüreğinle Dinle imzalı kitabını bütün sınıfa okuttuk. Derinceden sevgiler Sıla Feyzoğlu. Sıla hatırlıyorum seni yavrum. Sıla hatırlıyorum seni çünkü bütün bir sınıfla gelmiştiniz ve sıraya dizilmiştiniz. Ben Ali abiye imzalatıp size verdiğimi anımsıyorum. Sıla çok teşekkür ediyorum. Tüm Derince'ye ve Kocaeli'ne sevgiler. Bir şey diyor musun Sıla'ya? Sıla kardeşimize ve önce okumuş olduğun o kardeşe de çok selamlar. Özellikle bütün sınıfa okudan arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Onunla tanışmak, görüşmek, kucaklamak isterim.
Evet, şimdi Adana Ekmelali okurun zihninde ne anlam ifade eder? Adana, bütün dünyadaki insanları, bütün dünyadaki renkleri, boyutları, varsıllıkları, hepsini bir araya getir, ete kemiğe büründür, adına Adana de. Vay. Adana o. Vay vay, muhteşem. Evet. Adana benim için büyük bir bilgedir. Dev bir bilgedir. Evet, çok güzel. Onun başı Toros Dağları, sırtı, bacakları, ayakları Akdeniz'dir. Kolları Seyhan ve Ceyhan'dır. Bak Ayaz Adana'yı anlatıyor. Adana'yla ilgili bir cümle bul oraya yavrum. Evet. Kolları Seyhan ve Ceyhan'dır. Adana bütün iç organları olarak Çukurova'dır. Kafası dediğimiz gibi başı Toros Dağları'dır. Evet. Dağdır. Dağı olmayan bir insan büyük insan olamaz diye düşünüyorum. Çok güzel. Çünkü dağ gizemler dolu bir yerdir. Bir coğrafyadır. Dağ mazlumların sığınağıdır. Zalimlerden kurtulmak için sığınılan bir sığınaktır dağ. Anne rahmidir dağ. Biz orada heyecanları, coşkuları, korkuları bütün boyutlarıyla yaşarız dağlarda. İşte biz bu büyük bilgenin kuzeye baktığımız zaman başını görürüz, Torosları. Sonra Çukurova'yı, bereketi görürüz, midesini, bağırsaklarını görürüz Çukurova'da. Evet. Adana'da her türlü dil, her türlü ırk, her türlü anlayış barış içinde yaşar. Barış içinde yaşar. Kesinlikle. Evet. Adana öyle bir yerdir ki bütün argo sözcüklerin, öteki sözcükler yetmediği zaman argo sözcük üreten Türkiye'de tek şehirdir. Tek fabrika. Evet, evet, kesinlikle. Horozda kravat takan bir şehirdir. Çok hoş. Mutlu olduğu zaman tavuğu gıdıklayan bir şehirdir. Evet. Senin tavuğunu gıdıklarım lan derim. Evet. Evet. Çok sevdiği aşkına anam benim diye hitap edebilen. Allah'ına kurban diye. Evet. Allah'ına kurban. Evet. Evet. Allah'ına kurban diyebilen. Evet. Bir şehir müthiş bir kültürü vardır. Bunu ben söylemiyorum. Adana ile ilgili araştırma yapan, kafa yoran her insanın söylediği bir gerçek var. Türkiye'nin sanat, bilim, bilgelik konusunda, kültür konusunda Türkiye'nin %90'ını emziren anadır Adana. %90. Yani burada Türkiye'nin en büyük şairleri, aşkın elçisi Karacaoğlan. Karacaoğlan aslında başlı başına sadece bir aşk şairi değil. Onun şiirlerinde... Abi bir gün sadece Karacaoğlan'ı konuşalım mı Ali abi? Tamam, konuşalım tamam, inşallah. Tamam, bir gün sadece sevgili evet. İzleyiciler size Karacaoğlan. Söz veriyorum. Bir gün sadece Karacaoğlan'ı konuşalım. Evet, aşk şairleri, sinema oyuncuları %90. Ses sanatçıları, hurafeciler. Evet, aynen. Eşkıyalar. Evet. Mafya babaları. Ta Almanyalara gidip devlet kuranlar, evet. Topraksız devlet. Evet. Ercüment Özkan bile Adana'dan geçtiği için önemli olmuş. Evet. Yani. Evet. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Abi bu kadar yeter. Şiir nedir Ekmelali Okur'un zihninde? Nedir şiir? Şimdi ben biraz önce dedim ki şiir benim bu tanımım değil. Şiir güzelliğin nefes alışıdır. Sanatçı güzeli arayan adamdır. Güzeli arayan insandır. Sanat da güzeli arama eylemidir, edimidir. Şiir, bütün belki insanlık tarihinde edebiyat türleri içerisinde en başta gelen bir türdür şiir. İnsan hiçbir şeyle anlatamadığı duygularını, düşüncelerini, öfkesini, acısını, kahrını
şiirle anlatmıştır. Kur'an'da bile şiir değildir ama şiirseldir. Kur'an'ın ilk sureleri. Kesinlikle, kesinlikle, evet. Kesinlikle. Evet. İkra bismi rabbikellezî halak, halagal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem, ellezî alleme bil kalem, allemel insâne mâlem yâlem, innel insâne lâ yetgâ, en reâhu stâna, ile ahiris sure. Sadakallahül azim, şiir gibi gerçekten. Evet, evet. Evet. Hazreti Muhammed, dünya insanlık tarihinin en güzel çocuklarından birisi. Evet, çok güzel. O hiç kimseye sırtındaki hırkasını çıkartıp giydirmemiştir. Sadece şaire çıkartıp giydirmiştir. Evet. Evet, o hırka hala yaşıyor. Evet, şiir böyle bir şeydir. Muhteşem. O zaman Ali abi burada bir nokta koyalım. Evet. Sevgili Ayaz yavrum, duyuyor musun beni? Ayaz, Ayaz beni duyuyorsun herhalde. Cinnet. Cinnet şiirini Ali abiye dinletelim. Adana'nın bir değeri. Nasıl okuyor, nasıl özdeşleşiyor ve 50 yıldan beri bu sanatın içinde nasıl yoğruluyor, dinletelim Ali abiye ve şiiri az daha konuşup başka şeye geçelim. Buyurun, hep birlikte dinliyoruz Adana'nın bir değerini. Sesi aç yavrum. Bir sır arıyorum mezarlıklarda, ölülerle bunun için geçerim. Güneşten ve nurdan başlasam bile karanlıklarda bitiyor düşüncelerim. Cansızla canlının irtibatını bulamadı bilgimdeki kör ışık. İkiz görünüyor her şey yüzüme, ki düşüncem duyguma yapışık. Çığlıktan geliyorum aralardan, korkuyorum. Korkuyorum. Şaşkınlıktan bildiğimi unuttum, bilmediğim dualar okuyorum. Kafatasıma çiviler çakıyorlar, kurşun döküyorlar kulaklarıma. Ben deli değilim. Ben deli değilim. Ben deli değilim. Ben deli değilim. Muhteşem, muhteşem. Gerçekten harika bir enstantane, harika bir transaris. Fatih bunu katil. Evet, Ercan abiyi dinledin. Evet. Cinnet şiirini. İşte bir Adanalı ve destansı bir insan. Ayın 15'inde bütün Adana'yı davet ediyor. Sevgili dostum, Seyhan Belediye Başkanı Zeyden Karalar Bey'in efendim önderliğinde Seyhan Belediyesi'nde muhteşem bir organizasyon var. Hı-hı. Seni Ercan abi adına davet ediyorum. Çünkü ben aynı gün İstanbul'da olacağım. İnşallah gelirim. Ercan Bey'i ben 1970'lerde tanıdım. 71 miydi, 70 miydi? Emirgan Çay Bahçesi vardı. Emirgan Aile Çay Bahçesi. Evet. Şurada biliyorsun değil mi? Evet, evet, evet. Gayet iyi biliyorum tabii ki. Oraya Neşet Ertaş da gelmişti. Sunuculuk yapıyordu. Emmi, bir kız bana emmi dedi, şiirini okumuştu. Gerçekten adam çok müthiş ya. Ne güzel okuyor. Nasıl yaşıyor. Türkiye'de çok az insan var böyle çok güzel şiir okuyan. Biri de Genco Erkal'dır. O da çok güzel şiir okur. Bir de Ercan Kontur. Evet. Selam olsun Ercan abiye ve dahi tüm Adanalılara sevgilerimizi gönderiyoruz. Şimdi Adanalı değerli iş adamlarımızın, yüce halkımızın el emeği, göz nuru ürünlerini senfonik bir güzellikle izliyoruz. Sakın ayrılmayın. Bu sıcak sohbet bütün güzelliğiyle devam edecek. Şimdi reklamlar.